Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimi başladığında televizyonları izlemeye alır ve yanlı yayın yapmışsa ceza verir. Bu ceza kaldırıldı. Yüksek Seçim Kurulu artık, evet ona geleceğim, Yüksek Seçim Kurulu artık bu cezayı vermiyor. İstediğin gibi yayın yapabilirsin. Ne zamana kadar? 16 Nisan'a kadar. Sayın Turan'ın dikkatle dinlemesini izliyorum. Burada çok çirkin Hakikaten daha öte yorum yapmak istemediğim bir iki yüzlülük var. Siz medyayı böylesine iktidarın hem terör örgütlerinin adını alacaksınız, hem evlilik programlarıyla toplumun kültürünü dejenere edeceksiniz, hem de tek yanlı yayın yapılmasının önünü açacaksınız Sayın Milletvekilleri. Şimdi burada bir anayasa değişikliğine gidiyoruz. Bir toplumsal uzlaşmayla yapılması gereken bir değişikliği şu anda bir dayatmayla, daha doğrusu bu anlattığım yöntemlerle gidiyoruz. Medyayı istediğiniz gibi kullanarak. Kitle imha silahları vardır. Nükleer, biyolojik, kimyasal silahlar. Bu silahların toplamı kadar toplumu değiştirmekte, toplumun ruhunu yok etmekte etkili bir şekilde medyayı kullanmaktasınız ve medyayı kitle imal silahı haline getirmiş durumdasınız. Bu getirdiğiniz anayasa bu medyayı medyayı ne hale getirdinizse toplumu da o hale getirecek. Terörün her türlü terörün örgütünün adının geçtiği ama evlilik programlarında toplumun bütün yönleriyle dejenere edildiği, insanların kiralanarak evliğe getirildiği ve öte yandan da siyasi halkın haber alma hakkının Tamamen yok edildiği, tek taraflı bir yayının önüne açıldığı bir ortamda gidiyoruz. Bunun sonu büyük bir maceradır arkadaşlar. Bunun sonu bilinemez bir bataklıktır. Gelin bu yoldan dönün diyorum. Bu yaptığınız medyanın şu anda içinde bulunduğu durum her şeydir yana. Vatandaşın haber alma hakkını tecavüzdür diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın Balbay.